Evet, yeniden beraberiz. Sen ne dersin de Akif Bekir de geldi. Stüdyodaki yerini aldı. İyi misiniz Akif Bey? Heyecanlı bir gün galiba. Az önce yayınını izledim. Evet. Sıcak başlıklar var konuşacağımız. Çok. Onlara geçmeden şunu demezsem olmaz. Kadıköy Belediye Başkanı'nı yayına aldın. Evet. Şerdil Daray'ı. Evet. Ve okullara sabahleyin belediyenin dağıttığı çorbanın Anadolu İmam Hatip Lisesi yöneticileri ve kantincisi tarafından engellendiğini konuştunuz. Evet. Yavuz, ne yanlışlık var engellenmesinde? Tabii. Engellenmeyecekti de ne olacaktı? Olacak, tabii. Niye? Yani ben... Ya çipli çorba mı içirsinler millete? CHP içirirse felaket. İYİ Parti'de de var değil mi? Demre Belediye Başkanı da konuktu. O da kendi bölgesinde ilkokul çocuklarına kahvaltı vermek istemiş. Makam onayı bekleniyormuş 1,5 aydır. Ama yani çip mi zerk edilsin çorba içirmek yoluyla? Tabii. Çocuklara, gençlere. O büyük planı hayata geçirebilir Allah muhafaza dışı. Hatırlıyor musun çip olayını? Tabii canım. Burada konuşmuştuk. Çorba, tabii tabii, yani Kadıköy'deydi hem de. Tabii canım, Kadıköy. Kadıköy'de. Kadıköy Belediyesi'nin dağıttığı çorbada kendisine gizlice CİMER'e başvuru bu. Çip içirildiğini söyleyen, bu sebeple CİMER'e başvuran ve çip içirmek suretiyle beni PKK'lı yaptılar. Kendimi PKK'yı savunurken buldum diyen bir vatandaş vardı. Vatandaşın işlemi de CİMER tarafından ciddiye alınıp belediyeye sorulmuştu. Şikayeti işleme konmuştu. Evet. Onlar da evet, çip koyuyoruz. Her tasta 4 tane çip var diye. Yazısı plan vardı değil vardı, mi? Yazısı vardı, çıkmıştı. Tabii, vardı, vardı. Şimdi sizi konuşurken gördüm, belediye başkanı Şerdil Dara bir de çıkmış bunu savunuyor mu? Ya. Ya izin mi verecekler vatandaşa, senin orada yardım ediyorum. Sabah gençlere, çocuklara yer mi? Öğrencilere yer çorba mi içiriyorum. Yer mi bu cinlerin? Maskesi görüntüsü altında çip içirmene müsaade edilir mi? Yer mi bu, yani büyük büyük operasyonu görmez mi? Sahipsiz mi ya devlet? Tabii canım, olur böyle şey, dışarıdan gelmiş bu işleri yapacak. Yani vallahi çok acayip. Demre işine de çok canım sıkıldı. Veya bir belediye başkanı ilkokul çocuklarına sabah kahvaltısı veriyor. Ne var bunda? Başka yani işi mi yok? Ona mı kaldı? Ona mı kaldı? Doğru. Sanki çocuklar kahvaltı yapamadan mı geliyorlar? Yok. Onun vereceği, ikram edeceği kahvaltıya ihtiyaçları mı var? İhtiyaçlarım var tabii. Mesele o. Sen yaparsan bunu, ihtiyaçları var görünür. Başkası yaparsa? AK Parti yaparsa? Mesela Elazığ depreminde, ya depremler, yardımlar tek bir merkezden koordine edilerek dağıtılıyor. CHP'nin, başka partilerin gelip kendi başlarına orada yardım dağıtmalarına izin verilir mi? Verilmez tabii. Çünkü koordinasyonu bozuyorsun. Orada bir ihtiyaç ve planlaması var. Fakat AK Parti teşkilatları, diğerleri bu gerekçeyle engellenirken boy boy poz veriyorlardı yardım kolileriyle. İşte getirdik, teslim ettik. Tam burada çok sık konuştuğumuz mesele. Selam da söyleyerek. Tabii. Cumhurbaşkanımızın selamıyla getirdik diyerek. Bilmem kadın kolları, bilmem gençlik kolları falan diye. Senin kafan ona takılıyor. Bir türlü aşamıyorsun bunu. Tabii. Diyorsun yani, eğer öyleyse, mevzu buysa onlara niye serbest? Ama tabii ben iktidara, işte burada çok sık konuştuğumuz mesele, halka dokunun talimatı vardı Cumhurbaşkanı'nın. Zor zamanlar halka dokunmak için fırsattır. Pandemi dönemiydi. Çok milletin, iyi hatırlıyorum, çok konuştum. Milletin gönlüne girmek için fırsattır böyle zamanlar. Evet. Onun için dokunun insanlara. Yarışın, yarışın ve milletin gönlüne girin demişti. Ha, bu herkes milletin, bu herkes gönlüne girme değil, yarışına işte, katılabilir demek işte değil bu ki. Senin söylediğin de benim aklımda kaldığı için hani haddini aşanları ekrana çıkarttım bugün. Kadıköy Belediye Başkanı, nasıl yani milletin gönlüne gireceksin, olmaz. Hayretli ağzı. Emre Belediye Başkanı, nasıl yani olmaz diye onları bir gösterdim. Halka afişe ettim. İyi yapmışsın, çünkü öbür türlü yanlış anlayacaktım. Evet. Yani acaba söz tamamen hakkı vererek, söz hakkı vererek kendilerine yaptıkları bu feci yanlışlığı savunma imkanı mı sağlıyorsun? Yok, diye. Tamamen afişe etme amaçlıyla afişe ettim. Şimdi onu oldu. İşte, tabii, şimdi doğru oldu. Kabul edemem öbür türlüsünü. Aman demek, aman gözleyin, doğru anlaşılsın yani. Biz, ne demek öğrencilere Demre'de kahvaltı yetiştirmeye kalkmak? Sana mı kaldı tabii, derler adama? Orada Milli Eğitim Müdürü var, kaymakam var. Antalya mi? Valisi var. Ne demek? Eğer ihtiyaçsa onlar yapar zaten. Ne demek? Çocuklara sabah sıcak çorba içireceğim. Ankara İl Başkan, AK Parti İl Başkanlığı var. İlçe Başkanlığı, kadın kolları. Bir sürü teşkilat var orada yani. Durup dururken. Yok, anlamış olmana sevindim çok, meseleyi. Çok çok net bir şekilde anladım.
Gördüğün gibi ilanlarla geziyorum. Birazdan BİM'i konuşalım. Hayırdır bence. İnşallah. BİM ilanıyla geziyorum. Benim de diyeceklerim var o konuda. Var değil mi? Ya en son 3 harfleri de çıldırttılar. Çileden çıkardılar diyorum. Melih Gökçek'in kulağı çınlasın diyorsun. Melih Gökçek'in kulağı çınlasın diyordu ya. 3 harfler devreye girdi diye. 3 harfleri de en son zıvanadan çıkardılar. Yani ne desinler ama onu konuşalım. Konuşalım yani, haksız mı? Konuşalım. Haksız mı? Konuşalım. Evet. Ya sen tanıtımda da söyledin. Şimdi enteresan bir olay. Selahattin Demirtaş Abdullah Öcalan'la görüşmek istiyor. HDP yöneticiler de aynı şekilde. Bunu da açıkladı ne için görüşmek istediğini. Kanı durdurmak için istiyoruz diye. Bir hareketlilik var. Bir yorumum var anladığım kadarıyla ona. Ya yorummuşuz. Sen ya bir kere bir hani bilgileri hafızandan çıkartmıyorsun. Geçmişi çok hatırlıyorsun. O konuda bir eleştirim var sana ama buyurun. Yani her ne kadar artık bir buna karga yaşlarına yaklaşıyor olsam da henüz tamamen kocamaya bağlı bunamadan muzdarip değilim. Ya yani bir parça daha henüz hafıza yerinde duruyor Yavuz. Ve ya ama yaşamak zor ya. Hatırlayarak yaşamak zor. O anlamda söylüyorum. Hatırlayacaksın. Dünü bırakacağım. Bugüne bakacaksın. Elimde değil. Dün aklımdan çıkmıyor Yavuz. İşte, çok yanlış. Bir yıl oldu. Geçen yıl bu zamanlar. Şimdi Aralık'tayız. Geçen Ocak ayında Cumhurbaşkanı bir çıkış yaptı. Dedi ki bu Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Evet, isim de kullanmadan o şekilde konuşuyor. İsim kullanmadı ama Edirne'deki Demirtaş, kim olduğunu biliyoruz. İmralı'daki de Öcalan. Tabii. En büyük hesabı ona verecek dedi. Yani öyle hapiste 5 yıldır yatıyor, şunun suçlamayla orada bulunuyor, yargıda hesap veriyor, bunlar bir şey değil diye de anlaşılabilecek. Yani en büyük hesap dedi çünkü. Tabii. Yani çünkü yargıda bir hesap veriyor. Zaten veriyor. En yargı. Büyük hesap deyince demek ki bundan da büyük bir hesap var ve o hesabı Öcalan kesecek Demirtaş'a. Ona verecek o hesabı. Böyle anlaşılmıştı. Benim aklıma hemen o geldi. Acaba hesap günü geldi mi? O film vizyona giriyor bu. O hesap duyar duymaz. Çünkü Segbis'te karşılaştıklarında Allah'ın emri ne beklersin? Öcalan'ın eğer soracağı bir hesap varsa karşısında direkt da... Direkt sorar herhalde. Telekonferansla, video konferansla karşısında da Demirtaş'ı bulmuş. Nasıl bir araya gelecekler? Biri Edirne'de, öbürü İmralı'da. Bu fırsat bir daha gelmez ayağa. Bu fırsatı bulmuş. Sormaz mı o hesabı? Cumhurbaşkanı bunu eğer diyorsa... Eğer bu hesaplaşmanın olacağını da hesap ediyorsa Ankara Cumhurbaşkanı herhalde böyle bir izin de verir diyorsun. Hesap... yani şimdi... Tam zamanı yani. Yavuz sende böyle bir bilgi var diyelim. Fırsat bulursa hesap İmralı'daki soracak. Edirne'dekinden hesap soracak. İktidarsın. Senin iznin olmadan görüşme şansları yok. Görüşme imkanları yok. Bu hesap sorulamaz yani. Biri öbürüne çay içmeye gidemez. Müsait misin akşam oturmaya geleyim diyemez yani. İkisi de cezaevinde çünkü. Böyle bir bilgi Cumhurbaşkanı tarafından söyleniyorsa kendisinde istihbarat var demektir. Özellikle İmralı'dan böyle bir istihbarat gelmiş olması lazım. Bir hesap sorma arzusunu böyle bir bilgi biliyor var olması lazım. Onlar da rahat değiller. Onların sokakları da karışacak gibi devamında söylediği sözler de var. Demek ki ya böyle bir beklentisi ve bilgisi var. Bir yıl içerisinde de o hesaplaşma, o hesap sorma gerçekleşmedi. Şimdi Demirtaş yeniden terör eylemlerinin başlaması, Suriye'deki durum, oraya yönelik harekat hazırlığı vesaire üzerine siyasetin inisiyatif alması gerektiğini düşünerek böyle açıkladı. Segbis aracılığıyla Öcalan'la görüşmek istedi. Öcalan'ın tecridini de bu şekilde bozma talebi var. Evet. Bir süredir Öcalan kimseyle görüştürülmüyor. Yani öyle bir durum. Talepler var ama görüşemiyor. Aklına ne senaryolar gelir? Birincisi ya gerçekten düzdür, başka bir şey yoktur arkasında. Demirtaş bu sebeplerle siyasetin inisiyatif alması gerektiğini düşünerek girişimde bulunmuştur. Fakat böyle olsa bile iktidar bu fırsatı görmeyecek mi? Yani zaten bekliyor, böyle bir istihbaratı da var. Fırsat bu hareketi yapar. Buyur görüş demez mi? Normal. Ne demesi lazım tabii yani hesap sorulacaksa. En büyük hesap hem de. En büyük hesap. Ve iktidarın Demirtaş'a kızgınlığı da var.
Nereden kızgınlığı var? 2019 seçimlerinde İmralı'dakinden mektup getirtilmiş, Denede'de okutulmuştu. Bakmayın aslında yerli milli biridir. İfadeleri de var. İfadeleriyle takdim edilmişti Öcalan. Ama seçimde muhalefetten, Millet İttifakı'ndan ayrı durmalarına yönelik Öcalan'ın HDP'ye verdiği talimat, Demirtaş'ın da rolüyle, katkısıyla dinlenmemişti. İktidar da buna çok kızmıştı. Nasıl olur da Öcalan'ın talimatını dinlemezsiniz? Siz demek ki yerli milli değil, emperyalizmin uşağısınız. Yani Demirtaş'ı şey yapıyorsunuz. Demirtaş'a oradan bir kızgınlık da var. Neyin hesabını verecek? Bir önceden de var değil mi? Seni başkan yaptırmayacağız ifadesi de var zaten. Tabii. Yani o... Şimdi Demirtaş en büyük hesabı İmralı'dakine verecekse bu neyin hesabı? Ha, neyin hesabı bu? Herhalde şunun için kızmıyordur. Yargılandığı suçları işledi mi, işlemedi mi? Nasıl işler böyle bu suçları? Şimdi yargılandığı suçlar var ya, ona yöneltilen suçlamalar var. Bunları reddediyor Demirtaş da. Ama Öcalan herhalde bunları da doğru kabul ederek, yargıda sorulan hesabı bir de ben sorayım diye, sen bu suçları nasıl işlersin, kanunlara nasıl saygılı olmazsın filan diye hesap sormayacaktır. Neyin hesabını soracak? Laf dinleme yani. Siyasi laf dinlemedi. Ben mektup gönderiyorum, kafanıza göre açıklama yapıyorsunuz diye hesap soracak herhalde. Ya da şimdi böyle bir dönemde işte yapılan son saldırılara gösterdiği tepkinin hesabı sordurulur mu acaba? Hani terör lanetliyor ya Demirtaş. Yani ama bu ondan önce söylenmişti. Ondan önce söylenmişti. Ama şimdi olursa herhalde öyle bir şey olur. Demirtaş'ın Kandil'le de bir gerilimi var. Çünkü terör saldırılarına karşı açık tavır aldı. Açık tavır aldı. Erken tepkiler gösterdi. Erken tepkiler ve sert tepkiler amasız gösterdi. Kandil'de bundan rahatsızlık duydu ve açıklama yaptı. Yani hakaretamiz ifadeler de kullanarak Demirtaş'ı yerdi. Aynen. Böyle bir gerilim de var. Tabii. İçişleri Bakanı da katil diye o açıklamalardan sonra yermişti. Onu da belki bir köşeye yani koyarız. Yani Demirtaş terör saldırısını sert biçimde nasıl adını koyarak nasıl kınar diye İçişleri Bakanı Demirtaş'a tepki göstermişti. Katil diye paylaşım yaptı. Yani kınamasa daha mı iyiydi diye biz de burada konuşmuştuk. Nasıl adam? Yani kınamasa kabahattir ve doğru. Yani? Evet, kabahattir kınamamak. Yani terör evet, nasıl kınanmaz? Kınadı, o da mı kabahat? Yani kınamasa mıydı diye konuşmuştuk ama kınaması da kabahat oldu. Böyle bir durum var. Demirtaş'la ilgili Kandil'in rahatsızlığı var. İktidarın rahatsızlığı malum zaten. Bir de elinde istihbarat var. Öcalan fırsat bulursa hesap soracak. En büyük hesap soracak. E hadi. E Demirtaş da kendiliğinden gelmiş. Ya beni görüştürün demiş. Görüştürmez misin? Sen bunu, anladığım kadarıyla bu görüşmeden bu görüşmeyi bekliyorsun. Bu senaryo bugüne kadar olmamış bir şey. Bugüne kadar olmamış. Demirtaş şimdi birden böyle bir inisiyatif alıyor ve Segbis üzerinden görüşmek istiyor. Cumhurbaşkanının sözlerinden habersiz olabilir mi? Vardır haberi, onun da kulağına gitmiştir. Tabii ki. Peki kendisine nasıl bir riske açtığının farkında değil midir? Muhtemelen. Onu da biliyordur. Bilmez olur mu? Kaçın yani, kurası siyasi, yani. Tabii, Selahattin Demirtaş bilmeyecek de kim bilecek? Belev ki dediği gibi Öcalan'ın tecridini sonlandırmak, bozmak ve bu yeni şeyle ilgili, gerilimle ilgili siyasetin inisiyatif alması adına bu girişimde bulundu. Böyle ki öyle izah ediyor durumu. Öyle izah ediyor. Biz de beyanı esas kabul ediyoruz. Belev ki öyle. Bu riskleri bilmiyor mu? Yani o görüşme gerçekleştiğinde orada bekleyen bir hesap olduğu, sorulacak bir hesap olduğunu bilmiyor mu? O hesap dosyası raftan indirilirse diye düşünmemiş midir? Öyleyse gene de niye bu riski aldı? Benim sorum bu. Bu sorunun cevabı yok. Bu da şimdilik yakın tarihin henüz sırrı çözülemeyen gizemlerinden biri benim açımdan. Öyleyse bu nasıl mümkün oldu? Bir ya da yani iktidarın bu hesabın sorulmasını çok istediği belli Demirtaş'tan. Acaba bir takım müşevvikler, teşvik edici etkenler devreye girmiş olabilir mi? Yani Demirtaş'ın böyle bir görüşme talebinde bulunmasını teşvik edici bir takım şeyler olmuş olabilir mi? Ama onu açman bu illa, lazım. Bak anlayamadım illa ben bile. İktidardan, hayır iktidardan demiyorum. Hı. Acaba Demirtaş'a etki edebilecek aktörler
devreye girmiş ve bir biçimde Demirtaş'ın böyle bir talepte bulunması yönlendirilmiş olabilir mi? Sadece bir soru bu. Spekülasyon yapacak durumda değilim. Özellikle de cezaevindeki ve kendine ifade kısıtları olan birisiyle ilgili. Ama bunları düşünmeden edemiyorum. Bütün suç hafızamda. Yani o bir yıl önce edilmiş sözü aklımdan çıkaramadığım için o gün geldi mi acaba? O hesap sorulacaktı. O gün acaba geldi o, mi? O kadar uzun vadeli. O senaryo devreye giriyor mu? Şimdi onu merakla bekliyorum. O kadar uzun vadeli bir şey miydi acaba? Yani o bu kadar uzun vadeli bir hesap sorma süreci miydi? Yani o hesap soracak dediği acaba o döneme ilişkin bir şey mi planlanıyordu? Ama onlar olmadı mı? Sorulsa haberimiz olurdu. Biz de duyardık Yavuz. Yok, o sessizce sorulsun diye değildir. Sorulmadı o kendi aralarında belki, fısıldaşsınlar diye. Belki de tam hesap sorulma noktasına gelmemiştir. Bilmiyoruz yani öyle bir şey de olmuş olabilir. Ama şu kısmını herhalde bir hakkını teslim etmek lazım. Selahattin Demirtaş cezaevinde. Yıllardır cezaevinde yatıyor. Ve Türkiye'de siyaseti çok ciddi bir biçimde cezaevinden etkileyebiliyor. Doğru. Çok ciddi bir gücü var. Anladığımız kadarıyla seçmen nezdinde de itibarı birçok aktöre göre çok daha fazla. İstanbul seçimleri bunun en önemli göstergelerinden birisiydi. Yani hükümet suçlu diyerek, katil diyerek ki bunu açık açık İçişleri Bakanı yazdığı için söylüyorum. Ya da işte bir takım toplumsal olaylardan sorumlu tutarak onu sistemin dışına çıkartamıyor. Çok önemli bir aktör haline geldi çünkü. Bilakis sistemin oyunun dışına çıkarmaya çalıştıkça o daha etkili çok taban tuttu. Daha çok taban tuttu. Daha etkili hale geldi. Tabanda ciddi bir nüfuza ve etkiye kavuştu Demirtaş. Göz ardı edilemeyecek, inkar edilemeyecek bir güç ve etkiye kavuştu. Bu muhakkak. HDP bir yana, Demirtaş bir yana gibi bir görüntü de var şu anda. Öyle bir durum da oluştu. Yani tartıda ciddi bir ağırlığı var. Bir Arınç'ın tabiriyle özgür ağırlığı yüksek. Bunu pek tabii tercih etmiyor. Yazılarını okuyorum çok dikkatle. Yani HDP ile bu tip bir hani ağırlık tartışması doğal olarak siyaseten de takip etmiyor ama bir izlenim olarak bunu hani ortaya koymak. Bu senin yorumun yani. Evet, bu benim onun tercihi veya yaptığı bir iş anlamında söylemiyorum. Bunu. Şey de yapacağı, tadını çıkaracağı bir şey de olmayabilir bu onun. O da olmayabilir. Evet. Ya ne ama şeye takıldığını görüyorum Yavuz. Yani Demirtaş'a vaktiyle katil denmiş olması, yani terör saldırısını kınadıktan sonra nasıl kınarsın meyanında katil denmiş olması senin hafızanda yer etmiş. Evet. Sen de orada kalmışsın. Ben de orada kaldım evet. Ne var bunda? İçişleri Bakanlarının siyaseten bu tür bir takım suçlamalar, yönetme, ifadeler kullanma hakkı olduğunu öğrendik. Evet, verin arkadaşlar avukatının sözlerini. Sen niye takılıyorsun buna? Çok acayip bir şey değil mi ya bu avukatın sözleri? Siyaseten elindeki raporlar doğrultusunda siyaset yapma özgürlüğünü kullanmak diye değerlendirmek bunu. Neyle ilgili bu? Nasıl bir şey? Bunu başında söyleyelim, belki kaçıran olmuştur. İstanbul Belediyesi'nde 507 terörist var dedikten sonra bir İBB personelinin 3 kuruşluk dava açması üzerine duruşmada savunma yapan İçişleri Bakanı Soylu'nun avukatı. Ya bizi terör zanının altında bıraktı. Bizim hepimizi incindim ben diyor. Töhmet altında bıraktı. Töhmet altında bir suçlama bıraktı. Diyor ki isim yok, kim bunlar belediye verilmiyor. 550 belediye hepimiz olabiliriz. Ben de personelim. Hepimizi zan altında bırakıyor. Çevremden insanlar bana terörist gibi bakıyor hissediyorum. Diyerek evet. Kişilik haklarını korumak adına hakkını mahkemede arıyor. Evet. Gidiyor mahkemeye. 3 kuruşluk dava açıyor. Avukat da ona bozulmuş. 3 kuruşluk dava bize hakaret sayılır diye. Bir kere orası var yani bir önü var. Ondan sonra da kendisini savunmuş. Müvekkilim İçişleri Bakanı'dır. Hazırlanan rapor doğrultusunda elindeki bilgileri siyaset yapma özgürlüğü kapsamında açıklamıştır. Şimdi bir İçişleri Bakanı'nın elindeki raporları siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde açıklaması ciddi bir haksız rekabet getirmez mi? Yok. Niye getirsin? Getirmez. İsim vermemiştir diyor. Bak isim vermemiş İsim ki. Vermemiştir. Genel verilerle açıklama yapmış. Yani tamamını suçlamıştır. İBB'de 557 tane mi? 558 tane mi? Terörist var demişti. Ne var yani bunda? Ne? Niye bunu alınıyorsun değil mi? Kim söyleyen? İçişleri Bakanı. Neye istinaden söylüyor? Raporlara göre. Görevinden dolayı kendisine ulaştırılan, sahip olduğu bilgilere istinaden bunu söylüyor. Söyleyemez. Peki mahkeme kararım var. Şart mı? Türkiye'de kimin suçlu olup olmadığına
karar verme yetkisi mahkemelere ait. Sana öyle geliyor. Buna münhasır yetki deniyor. Yani devredilemez yetki. Mahkemelerin tekelinde. Başkasına böyle bir hak tanınmıyor. Başkası kullanamaz. Sen biraz geçmişte kaldın gibi geldi bana da, neyse. Sen buna dayanarak bana yapma, şey yapma, seni tahlil ediyorum şimdi. Bana yıkma. Sen şimdi buna dayanarak diyorsun ki, iyi de diyorsun, insanları terörist, katil ya da benzeri bir takım İltisaklı, irtibatlı. İltisaklı, irtibatlı vesaire gibi bir takım suçlardan mahkum etmek, onların suçluluğu olduğunu ilan etmek, mahkemelerin münhasır yetkisi. İçişleri Bakanı bunu kullanabilir mi? Bir şey daha söylüyorum. İçişleri Bakanı elindeki bu bilgileri siyaseten kullanmak için mi elinde tutuyor? Yoksa eğer bir suç varsa gereği yapılsın diye ilgili yerlere. İkincisi o. İkincisi, eğer bir yerde bir cinayetin işlendiğini, evet, dolayısıyla bir katilin bulunduğunu tespit ederse İçişleri Bakanı ya da belediyelere 40.557 ya da bilmem 1600 kaç terörist doldurulduğunu eğer tespit ederse İçişleri Bakanı, yapması gereken bunu siyaseten kullanmak mıdır? Siyaset yapma özgürlüğü çerçevesinde. Bunu siyaseten kullanmak mıdır? İçişleri Bakanı'nın işi bu mudur? Sen şimdi buna takılmışsın. Takılmadım ya. Onu çok anlayabiliyorum artık, yani yapmamak lazım. Yani yeni düzen, yeni dönem. Yeni düzen, yeni dönem. Böyle bakıyorum meseleye. Doğru değil mi? Kendimi yıpratmıyorum yani. Yeni düzen, yeni dönem. Birisiyle ilgili bir karar verilmişse idari olarak o karar geçerlidir. Mahkemeye ne gerek var? Birisinin yanındaki bir terör örgütüyle irtibatlıysa sen de dolaylı olarak irtibatlısın. Eğer AK Parti değilsen ama. Yani eğer AK Parti değilsin. AK Partiysen irtibat. O zaman suçun şahsiliği geçerli. İltisak bitişme demek Yavuz. Evet. İltisak. Evet. İltisaklı deniyor ya, böyle bir kelime icat edildi. Üyesi mi diyorsun terör örgütünün, suç örgütünün, organize suç Yok örgütünün? Diyorsun. Yok, üyesi değil. Var mı böyle bir tespit? Hayır. Suçuna mı iştirak etmiş? Hayır. Hayır. Peki suçu ne? İltisaklı. İltisak ne? Yanında. Bitişme. Bitişme demek iltisak. Ya bitişik, mesela bitişik nizam evler vardır ya. Evet. Apartmanlar düşün, bitişik. Niye bitişiksin? Bitişik olmak ne demek? Akraban, komşun, aynı mahallede yaşıyorsun. Ya da irtibat. Yaşıyorsun. Efendim? Ya da irtibat. Ya irtibat da o. Selam. İrtibat da o tabii. Selam vermişsin yani mahallende, o kapısının önünden gelip giderken o orada serbest. Ya yani cezaevinde değil, suçlu değil, orada duruyor filan. Yani nasıl olur da akraba olursun diyor. Suç bu. Tabii. İltisak o demek. İltisak. Sen bunda iltisaklısın. Sen bunda bitişiksin. Nereden bitişiksin? Doğuştan. Aynı aileye doğmuşsunuz. Ama bak, orada da suçlusun. İltisaklı olduğu için suçlusun. Ama AK Parti değilsen suçlusun. Ya AK Parti'ysen öyle bir suç yok. O zaman suç şahsi. Hala orada mısın? Onu tabii ki geçmiş olman gerekiyor. O tabii canım, o yani. Herkes bir mi? Onu bir hatırlatayım dedim canım. Herkes bir yani mi? Meseleyi kabullendim, içselleştirdim, sindirdim. Sen, gördüğün gibi. Son derece rahat. Tabii, bayağı tabii. Kıvama geldim. Tabii tabii, o meselelerde problemimiz yok. Yani iltisak orada. Arkadaş, neyse ki buralarda bilmiyorum. Kanun önünde herkes eşit olacak, olacak diye bir kayıt mı var? Tabii. Senin öyle abin darbe yapmış olabilir, fark etmez. AK Partiysen problem yok. Ya senin darbeci abi canım, ben o darbeyim. Yapmış, senin suçun ne? Senin suçun ne? Abin diye, aynı ailedensiniz diye. Şimdi sen de onun suç ortağı mı olmuşsun? Ya da abin cezaevinde yatıyor falan. Benim hakkımsa bakanlık yaparım. Herhalde belediyede AK Partiysen. Belediyede işe girme yeter ki bakan olursun, bakan yüksek mevkilerin evet, hepsinde evet, görev yaparsın. Ya bakan, ya, büyükelçi, bunlar olur dur. Ama belediyede işe gireyim deme. Şu hangi belediyede? Muhalefet belediyesinde. Şu Oğuzhan Uğur'a soru soran arkadaşı da bir hazırlar mısınız arkadaşlar? Hazır olunca da söyleyin. O gerçekten çok çarpıcıydı bu konuştuğumuz meseleyle ilgili. Sen onu izledin mi bilmiyorum. Yani kendisine sosyal medyada gördüm. Sosyal medyada gördün değil mi o mesele? Bununla ilgili avukatın yaptığı açıklama bu şekilde. Ama ben bu iltisak ve irtibatta zirveyi nerede gördüğümü de söyleyeyim. Öyle bırakayım sana sözü. Cumhuriyet yargılamalarında. Cumhuriyet Gazetesi'nin, gazetecilerin yargılandığı davada. Parkeci. Ben de onu söyleyecektim. Pideci. Aynen. Sipariş verdiğin pideci irtibat iltisak sayıldı. Sayıldı.
Evrim parkelerini yaptırdığın parkeci irtibat iltisak sayıldı. İltisak sayıldı. Yani artık... Bak bitişmişsin ama bir temas etmişsin. Tamam. Temas olmuş. Haklı. Haklı. Koskoca yargıyı... Temaslı diye bir vaka türü o, görmedik mi salgın döneminde temaslı? Yavuz sen, bir hasta var. Ya teşhis koymuş mesela. Kapmış Covid'i. Bir de temaslı var. Temaslara da bir karantina uygulanmadı mı? İşte bunu en iyi anlatan o genç makine mühendisi bir arkadaşımız. Sadece soruyu tanıtımlarda geçtikleri için cevabı da merak ediyorum. Metin Külünke soruyor. Cevabı geldiğinde onu da veririz. Cevabı geldiğinde onu da veririz ama şu soruyu bir dinleyelim. 2014 yılı Düzce Üniversitesi girişliyim. Bir devlet üniversitesi olmasına rağmen Bankasya ile anlaşmalı olduğu için bizim öğrenci kimlik kartlarımız Bankasya üzerinden çıkartıldı. Hiçbir zaman yemekhanede yemek yiyemediğim için Bankasya hesabına ne 10 lira girişim oldu ne de başka bir hesaplardan bir para transferi olmadı. 2018-2019 yılında askerlik görevimi yaparken kendi dosyam üzerinde şöyle bir ibare olduğunu gördüm. Özellikle vurguluyorum, başında ünlem işareti vardı, kırmızı kalemle yazılmıştı. 2014 yılında Bankasya'da aktif hesabı bulunmaktadır ibaresi vardı. Benim sicilimde böyle bir şey var. Bankasya'nın açılışında bizzat bulunan Sayın Cumhurbaşkanımızın bende bulunduğu gibi sicilinde böyle bir kara leke var mı? Olacak şey mi? Vardır değil mi? Bazı soruların cevabı ve izahı yoktur. Evet. Mesela benim çorbama... Hikayesi de çok acayip tabii genç arkadaşın da. Yani tabii, acayip bir hikaye yani. Çok çarpıcı. Şimdi hikayeyi bir daha tekrarlamanı isteyeceğim senden ama şunu söyleyeyim önce. Bir CHP'li belediyenin çorba içirmek suretiyle vatandaşı terörist yapan çip takması şikayet konusu edildiğinde üstüne gidilmesi gereken, cevabının aranması gereken bir şikayettir. Onun bir cevabı ve izahının olması gerekir. Bu ciddiye alınacak bir şeydir. Ama bir de bazı şeylerin izahı ve cevabı aranmaz, yoktur. Bu sorunun cevabını aranmayacağı gibi. Bu soru herhalde bunu da ciddiye alıp, kale alıp peşine düşecek, üstüne gidecek değilsin. Şey de niye? Onlardan niye? Soru ne çünkü? Soru şu. Yemekhane... Dinledim ben de. Dinledin ha. Altını tekrar ederim. Üniversitenin yemekhanesinden yemek yiyebilmek için üniversitenin zorunlu tutması üzerine açılmış bir hesap. Hesapta hiçbir hareket yok. Çocuk askere gittiğinde ismi yazıyor. Yanında da Bankasya'da hesabı var deyip ünlem işareti koymuşlar. O şimdi o da, belediyeye girse irtibatlı itisaklı olacak. İrtibatlı itisaklı olacak. O da o 1500-1600 kişiden birisi de olacak. Haline gelebilecek. Onu söyleyen ismin savunması ne? İçişleri Bakanı olarak bana bir takım belgeler, bilgiler geliyor. Vekil olduğu için Süleyman Soylu söylemiş gibi kabul edebiliriz herhalde değil mi? Avukatın söylediklerini. Evet, herhalde. Vekildi yani. Onun adına konuşuyor. Onun adına konuşuyor. Bana belgeler, bilgiler geliyor, raporlar geliyor. Ben de bunları siyaseten kullanıyorum. Mesele bu. Ve herhalde bir şeyi itiraf et desen, ya bunu yapıyor musun desen, sonuna kadar reddetmesi gereken bir hadiseyi böyle bir itiraf olarak dava dosyasına koymuş olarak. Devletin, emniyetin bilgilerini, istihbaratını ben siyaseten kullanıyorum. Bu. Bu da hakkım diyor. Siyaset yapma özgürlüğü kapsamında kullanıyorum. Değil mi? Yok. Ne var şimdi itiraz bunda? İtiraz etmiyoruz. Durum tespiti yapıyoruz canım. Arkadaş. Zaten itiraz bizim haddimize mi? Böyle hiç, bir şey hiçbir şeyi de beğenmiyorsunuz siz ya. Bende öyle bir şey var. Hiçbir evet, şeyi hak görmüyorsunuz. Yani bu nedir bu halk çocuklarına tepeden bakışınız? Evet. Boğaziçi'nin halka 5000 çıkması. Euro'luk atkı takamayacaklar mı? Böyle bir şey var. Boğaziçi'ne giremeyecekler mi yani? Boğaziçi'ne giremeyecekler mi? 5000 Euro'luk atkı takamayacaklar mı? 10.000 Euro'luk ayakkabı giremeyecekler mi? Onlar takınca bu olay oluyor. Sen takınca bir şey olmuyor. Sen her şeyi yani devletin bilgisini, istihbaratını siyaseten kullanamayacaklar mı? Bu özgürlükleri de mi yok? O özgürlüğünü kullan. Halk çocuklarını niye böyle hakir görüyorsunuz ya? Elitist Yavuz. Bir şey söyleyeyim mi? Bu savunma tek başına şu savunma şu cümle eğer ileride bununla ilgili ciddi bir şey yapılırsa bir yargılama konusu olabilir. O kadar ciddi bir şey yani bu. O kadar ciddi bir mesele. Ama bunu hani sıradanmış gibi bir avukat bunu sen şey seçkinciliğe, elitistliğe devam ediyorsun. Devam ediyorum. Oradan vazgeçmiyorum. Ama zoruna gidiyor. Hazmedemiyorsun. Halkın çocuklarının bu görevlere gelmelerini, buralara gelmelerini, memleketin kaderinde söz sahibi olmalarını, memleketin prangalarını ayaklarından söküp atmalarını hazmedemiyorsun. Sindiremediğin vallahi gibi hiç, hiç konuşmadığımız bir meseleydi ama bunu söyleyince direkt aklıma Boğaziçi geliyor. Yani. Çok acayip bir şey. Yani anca yani bu iş orada bu kadar karikatürize etmek de demeyelim de
ya bir felaket haline getirilebilir. Değil mi? Bu gerekçeyle bir bunlar yazıldı, çizildi. Evet, aynen bu şekilde. Ben yazıldı. Uydurmuyorum yani. Bu şekilde yazıldı. Boğaziçi üzerinden yazıldı. Halka açılıyor dedi. Halka açılıyor dendi, evet. Halka açıldı, öğrenciye kapatıldı mesela üniversite. Tabii elitenin kararıyla kapatıldı. Peki ne yapacaksın ya Boğaziçi'nin kampüsünde? Mangal mı yapacaksın ya? Mangal yapıp yuvaların çayırda mı yuvarlanacaksın? Halk ne yapacak orada? Burası üniversite. Sınava herkes girebiliyor. Yani Boğaziçi'ne de sınava girerek geliyorsun. Ama halka... orada okuyanlar zaten, oraya sınavla gelenler halk çocuğu, halkın çocukları onlar. Ve onların kim olduğunu da 3 aşağı 5 yukarı zaten onu yazanlar da biliyor. Orada da okumuşlar yazdı yani, biliyorsun. Orada halkın çocukları sınavla girdiklerinde de onlara tepeden bakan, onlara hakir aşağı gören bir elitist bakış var. Onun yıkılması adına yaptı. Nasıl yıkılıyor? Sen anlamıyorsun. Bu? Nasıl yıkılıyor bu? Gördün değil mi nasıl yıkıldığını? Dışarıdan dekan atıyor, rektör. Rektörü Cumhurbaşkanı atıyor. Dışarıdan atadı olmadı, içeriden birini atadı. Sonra o rektör dışarıdan dekan atıyor. Dekan üniversitenin yönetim mekanizmasında oy sahibi. Ama aynı zamanda üniversitelerin bölüm başkanları da oy sahibi. Dekan kendisini vekaleten üniversitelerin bölüm başkanlıklarını atıyor tek tek. Kendisi atıyor. Ne kendisi. Sakıncası var? Yok, bir sana mı soracaktım? Ben sadece mekanizma olarak soruyorum. Ben de olası. Asla. Ben de olası cevapları söylüyorum. Tabii ben bu cevabı bu soruyu soranlara vereceğim. Asla şey yapmıyorum yani. Onları eleştirerek söylemiyorum. Mekanizmayı anlatıyorum. Sonra o bölüm başkanlarına kendisini atamak için hali hazırdaki bölüm başkanlarına uzaklaştırma falan veriliyor. Onlar neye itiraz ediyorlar? Niye uzaklaştırılıyorlar? Yabancı öğrencilerle ilgili bir şey var, talep var, bunları alacaksın diyor. Hı. Bakıyor ismi soyadı Türk, ya Boğaziçi'ne Türk öğrenci alacağız yabancı diye. Bunlar böyle olmaz, ayrıca hangi kritere göre seçiyoruz diye sorguluyor. Bunları alacaksın dediklerinde itiraz ettiği için o hocayı da uzaklaştırıyorlar. Yerine de kendini atıyor. Ama kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen değil. Akademisyen olabilmek için çaba sarf ediyor. Bunun için de YÖK'ten kadro alınıyor. Kadroda da kendini tarif ediyor akademisyen olarak. Oraya girebilmek için. Ve bu adamlar Boğaziçi'nde halka açıldığının göstergesi sayabiliriz herhalde bunları. Tabii. Halkçı rektör tipi hatırlıyor musun sorsam? Çeşitli örneklerini gördük. Mesela rektör olup kaynını, kayınbiraderini, tabii, işte kızını, damadını, eşini üniversitelerde çeşitli görevlere getiren. Bunların birden fazla örneğini gördük ama en halkçısı bunlardan biri değil. Hatırla bakalım. Çok güveniyorsun ya hafızana. Yok, benimki çalışmadı şu an. Salgın dönemi Zoom'la öğrencileriyle konuşan bir konuşan ve anam burada olsa vallahi sizlerlikle kovalara bak diye bir rektör vardı. Anadolu Üniversitesi. Hatırladın mı? Hatırladım. Öyle değil miydi? Öyle ya değil. Böyle bir aşağı yukarı böyle bir laftı. Dayanamadılar ama onu aldılar biliyorsun. Aldılar mı? Aldılar. Tam halk gibi. Aldılar. Tam halk gibi. Evet. Yani kendini yukarıda görmüyor. Öyle okumuş adam triplerine girmiyor. Ondan sonra yani sokakta, kahvehanede nasıl konuşuluyorsa öğrencisiyle öyle konuşuyor. O rahatlık, o doğallıkla. Bak, doğallık. Ona doğallık diyoruz biz tabii. Ona doğallık diyoruz. Doğallık diyoruz. Pırtlık demiyoruz. Benim başka söyleyeceklerim vardı da ya. Tam ağzından çıkan. Bu doğallıkla konuşuyor. Evet. Daha ne istersin? Doğru. Başka akademisyenler de gördük canım. Yani okumuş insandan Allah korusun Türkiye'yi diyen. Değil mi? Evet. Evet yani bunu profesör söylüyor bunu. O profesörün sonra benden oldu. Allah korusun Türkiye'yi diyor. O profesör peki sonra ne oldu biliyor musun? Demek ki yeterince okumamış. Bunu rahatlattıysan kendisi için bunu söylemeyeceğine göre ona evet güveniyor. Nasılsa ben okumadım diyor. Tacizden açığa alındı biliyorsun. Biliyorum. Çok biliyorum. Yeni bir şekilde. Şaşırdın mı? Sonucun olacak. Yok, hiç şaşırmadım. Olağan karşılıyorum ben artık her şeyi. Olağan. Bu halkçılık popülizmi, halkçılık adına yapılan işler en çok halka zarar veriyor. Bu halkın menfaatlerini savunmak değil bu. Bilakis birileri halkçılık üstünden kendilerine yer açıyor, mevki açıyor, ikbal açıyor, kapılar açıyor. Ve vasatlaştırıyor. İyiliği, bunun üst düzeyi vasatlaştırıyor. Vasatlaştırıyor. Onun için de üniversitesi, kamu
yüksek mevkileri, görevleri, bu sığlığa, bu vasatlığa mahkum olan bir ülkede de faturayı kim ödüyor? En ağır bedeli kim ödüyor? Kime, kime bu maliyet olarak geri dönüyor? Halka. Halka. Ama bak şimdi sen orada yine bir yanlış yola sapıyorsun. Uyarmam lazım. Bu tip yanlış bir takım kararlar alınıyorsa, eğer vasatsa, tam liyakatli değilse gibi düşünüyorsun sen, o yanlış alınan kararların sonucunda bir takım şeyler oluyor diye. Ama şunu hiç hesap etmiyorsun. Türkiye'nin iş dinamikleri özellikle bu son dönemde seçim yaklaşırken, hayırdır inşallah, iktidarı düşürmek için hareket eden gruplarla dolu. O ayrı. Onu dedim şimdi, mi dururum ben. Dur. Akan sular durur. Öyle. Biliyorsun boş tencere darbecileri var. Geçen yayında tabii, konuştuk. Tabii, boş tencere darbecileri. Daha darbecileri var. Tabii ki daha darbecileri. Büyük tehlike var. Büyük tehlikeler. Hiç tekin bir şey, zaman değil yani. Onun için yani. Boş bırakmaya öyle, gelmez. Oraları sağlam almak lazım. Kafasına göre herkes bunlar, etikete fiyat yazacak. Öyle bir şey olmaz. Bunlar bir de merkezde alınmış kararların sonucu olarak gösteriliyor. Düşün. Yani enflasyon sanki Merkez Bankası karar aldı, faizi düşürdü de yükselmiş gibi yapılıyor. Fiyatlar onun için yükselmiş. Böyle genel ekonomik gidişat öyle gerektirdiği için. Yani bütün dünya bir yere giderken sen tersine gittiğin için falan. Böyle yalanlar da mı söyleniyor halka? Böyle şeyler söyleniyor tabii. Halka. Tabii. Aziz halka. Yani bu olacak şey değil. Yani, bunu söyleyenler var. Yani gördüm, kulaklarımla yani, duymuştum. Kabul yani. Edilebilir bir şey değil. Devlet buna izin veremez. Vermemesi. Vermemesi lazım. Hüseyin Yayman, AK Parti'li bir milletvekili, meclis komisyon başkanı. Başkanı olduğu komisyon dijital mecralarla ilgili. Evet, öyle bir şey olması lazım. Bu dezenformasyon yasasının da çalışıldığı komisyon galiba. O da desteklemişti, hatırlıyorum, bir açıklaması var. Dolayısıyla yalanla mücadele ediyor. O görevi bugünlerde de ihmal etmiyor. Ne dedi önceki gün? Bir verelim mi Hüseyin Yayman'ın mesajını? Bu üç harfler. Üç harfler. Değil mi? Üç harfler. Üç harfler. Buna izin veremeyiz dedi. Şimdi i̇zin onu, veremeyiz. Onu derken aklıma geldi. Üç harfli marketlerin zamları asla kabul edilemez diyor. Gereği neyse yapacağız dedi. Devamında o. Buna izin veremeyiz. Meydanı gereğini boş bırakamayız bunlara. Üç harfli markette. Çünkü zamlardan onlar sorumlu. Evet, doğal. Değil mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu EYT ve asgari ücret meselesini görüşmeye giderkendi galiba. Dün değil, önceki gün. Dün müydü? Dün. Dün bir beyanat verdi. Ne dedi? Onu da eğer elinizdeyse gösterebilir misiniz arkadaşlar? Ben de rejiye sipariş edebiliyor muyum? Görüntü sipariş edebiliyor muyum? Burada rolleri paylaşmıştık. Olmaz ki bu da yani. Şimdi peki. Paralel girişimde bunu paralel geri girişim çekiliyorum. Ne demişti Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı? Enflasyonun tahribatı devam ediyor. Evet. Çalışanları işte ezdirmeyeceğiz. Halkı ezdirmeyeceğiz. Yeni asgari ücreti belirlerken buna dikkat edeceğiz. Dikkat tahribat devam ediyor. Tam enflasyonun ifade buydu. Tahribatı devam ediyor. Kim peki faili meçhul? İktidar hariç herkes. Tabii. Ya enflasyonun tahribatı devam ediyor. Sorumlusu kim? Faili meçhul. İktidar hariç herkes olabilir. Tamam. Doğru zaten bu. Üç harfli marketler bir kere. En sorumlu buradan alıyoruz. Son dönem, buradan son da dönem. Hüseyin Yayman'ın beyanını. Bir şey soracağım burada. Yani bir parantez açarak. Cumhurbaşkanı il başkanları toplantısında konuştuğunda, sen eminim çok dikkat takip ediyorsun. Orada bu meseleye girdi. Ve şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki, oturup dedi televizyonda bunu tartışıyorlar, işte o fiyatı yüksekmiş, bu yüksekmiş diye sanki yorumculara tıpkı Bahçeli gibi kızmış gibi yaptı. Değil mi? Öyle algılandı. Oradan sanki hani bu iş öyle değil diyecekmiş gibi gelirken bir baktık yine marketleri bu işin sorumlusu ilan etti. Tam anlayamadım yani, Cumhurbaşkanı da kafası karışık. Zaten ekrandaki iktidar destekleyen ne diyoruz onlara, Tayfun Hoca'nın kulağı çınlasın, kalemşör diyordu yanılmıyorsam o. Kalemşörler ya da yorumcular doğrudan sorumlunun üç harfler olduğunu iddia etmiyor mu? Yavuz. Bunu ispatlamak için büyük çaba sarf etmiyorlar mı? Bir vatandaş. Niye eleştiriyoruz yani onları, anlamadım. Bir vatandaş markette, üç harfli markette etikette 30 lira yazan peyniri alıp kasaya geldiğinde onu, 80 lira istendiğini onu gösterelim. Onu bir söyleyerek bunu da videoya alarak polis çağırdı marketi basmaya. Evet. Suç bu diye.
Bunu da gördü bu gözler. Bu videoyu da izledik bu. Şimdi gösterelim, herkes izlesin. Buldunuz mu arkadaşlar o videoyu? Bir üç harfli markette bir vatandaş etikette 50 görüyor. Kasaya gidiyor 80. İsyan ediyor. İade edin hanımefendi dediklerinde de hayır diyor. Bu olmaz. Polis çağırdım diyor. Öyle bir ifadeydi herhalde. Hazırsa bir o görüntüyü verelim arkadaşlar. Şimdi, belki bulamamışlar. Neyse yani tam olarak bu mevzu. Mücadele, hayat pahalılığıyla mücadele, etiketlerle, fiyatlarla, marketlerle mücadele düzeyinde ilerliyor. Evet. Vatandaş da bu mücadeleye çağrılıyor, teşvik ediliyor ihbarlarıyla. Sonunda işte öyle polis çağırma oluyor. Polis baskınlarıyla devam ediyor bu iş. Akşener mesela, İYİ Parti lideri grup konuşmasında geniş yer ayırdı. İktidar ne derse desin, market sepeti boş doldurulamıyor. Gerçeği bu gösteriyor dedi. Enflasyonun tek tek de fiyatlarını gösterdi işte. Elmayı çıkarttı, armutu çıkarttı falan. Konuşmuştuk. Çavuşescu'nun termometresini belki hatırlayamadı ondan. Oysa yani gerçek sıcaklık vatandaşın hissettiği değil, gerçek enflasyon vatandaşın yaşadığı, markette, çarşıda, pazarda, mutfağındaki yangınında yaşadığı, gördüğü değil, kendisine resmen söylenendir. Resmi termometre neyi gösteriyorsa, resmi veri, enflasyon, TÜİK enflasyon neyi gösteriyorsa odur. Ona inanmaz mı halk? Ona inanır. Yaşadığına mı inanacak? Tabii. Ya donuyor iliklerine kadar diyelim. Ama 25 derece zannediyor. Ama kaloriferleri yakmamak için henüz oraya kadar düşmedi diye 25 derece gösteriyor termometre. O zaman üşümeden oturur yani. Tabii. Ne üşüyecek? Burada da öder ama pahalanmamış diye düşünür diyorsun. Eğer illa bundan bir şüphesi varsa o zaman suçlu başkasıdır. Küresel enflasyondur. O değilse faizli düşürüldü. Akşener soruyor. Diyor ki madem enflasyonun sebebi faizdi, faiz tek haneye düştü. Bir yıldır sürekli düşüyor. Düşürüle düşürüle buraya getirdi. Senin bahsettiğin görüntü bu. Fiyatları gösteriyor. Bir kullanıcı alışveriş yapan bir vatandaş. Polis bekliyor. Evet. 30 liraydı 80 lira olmuş peynir diye şikayet ediyor. Ve polis çağırdığını söylüyor. Şimdi Akşener diyor ki İyi de madem faizli sebep bir yıldır sürekli düşürülüyor. Enflasyon niye düşürülmedi? Şimdi yıl sonu baz etkisiyle, bilanço oyunlarıyla, işte rakam makyajlarıyla. İstanbul enflasyonu da gördük. %3 aşağıya indi. Bu örtülebilir mi? Yani kime anlatacaksın? Sepet burada diyor, market sepeti. Olacak şey mi? Yani bu çürütür mü teoriyi Allah aşkına? Ya şimdi şunu kanıtlamış oluyor bunu diyerek. Ya eğer gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi enflasyonun sebebi faiz olsaydı, faiz düşünce bir yılda sürekli düşüyor, bir yılda sürekli enflasyonun da düşüşe geçmiş olması gerekirdi. Böyle mi düşüneceğiz yani? Bu ortodoks yaklaşım. Henüz epistemolojiden kopmamış. Bu mantıktan kopacaksın. Muhalefet de yanlış yolda. Ortodoks olmayan, anortodoks bir şey deneniyor. Sen bunu ortodoks epistemolojiyle, o epistemolojiden kopmadan anlayamazsın ki. Akşener'in yanılgısı o bence. Kılıçdaroğlu'nun da bir yanılgısı var. Bir de şimdi 3 artı 1 marketin yöneticisi var. Ona gelelim. Onu sana bırakacağım. Kılıçdaroğlu'nun da bir yanılgısı var. Bu ekonomi sürekli krizlere giriyormuş. Bunu önleyecek bir vizyon belgesi açıklayacaklarmış. Bekle bizi dünya diye bir açıklama yaptı biliyorsun. 3 Aralık'a randevu verdi. Yani hala çağırdığı ekonomistler de dünyaca kabul görmüş alanında otorite. Türkiye'nin en çok bilinen. Bu hazırlığı yaptırdığı ekonomistler, en çok bilinen alanında otorite. Yetkinliğine kimsenin laf etmediği ekonomistler. Fakat onlarla böyle bir ekonomi planlaması yapabileceğini düşünüyor. Hala aklı ortodoks ekonomide. O epistemolojide. Kopması lazım aslında. O kopuş. Ya, o kopuş iktidarda gerçekleşti değil mi? Epistemolojik kopuş. Tabii o gerçekleşti. Yani bu işte ondan kopamayanlar cumartesi günü Kılıçdaroğlu'yla birlikte Türkiye'nin ekonomisine ilişkin bir vizyon önerisi getirecekler. Oysa dünya o dünya değil. Türkiye artık o eski Türkiye değil. Karşılarında hala eski Türkiye var zannediyorlar. Ya bir şey hala söyleyeyim. Yer çekim kanununa tabi zannediyorlar. Elmayı bıraktın mı? Yere düşer zannediyorlar. Sana bir şey soracağım. Burası
ilan etti. Bizim kar marjımız 5 yıldır %4 dedi. Gıda perakendecilerinin %4. Hepsini bıraksak bile bu enflasyon düşmez. Düşmez dedi, evet, net. Dolayısıyla sonuçla uğraşmayı, sonuçla mücadele etmeyi bırakın, sebebi düzeltin dedi. Açıklama da var onun nedeninde. Şekercilerle ilgili ifadeleri var. Gerçekten aslında Türk halkına büyük bedel ödettirilmiş bu konuda. Hayvancılık, süt, süt ürünleriyle ilgili tespitleri var. Büyük, Türkiye'nin boşu boşuna büyük bedel ödediğini gösteriyor. Ya, üretici enflasyonu belli hatırlatıyor. Zaten onu da üretici hatırlatıyor. Üretici enflasyonu yüz kaça gelmiş. Tüketici enflasyonu belli. Aradaki farka bak bir kere. Ya bunun için hala marketi, üreticiyi, tüccarı suçlayabilir misin? Yani üretici enflasyonu bu diyorsun. Ya maliyetler bu kadar artmış. Fiyat %4 kar marjıyla yapıyoruz. Biz kar marjımızı arttırdığımız için artmıyor fiyatlar. Üretici maliyetleri arttığı için artıyor. Zaten üretici ya masraflar artıyor, yanlış politikadan artıyor. Diyor. İşte süt fiyatlarının neden arttığı belli. Dolayısıyla etiketle mücadele ederek, fiyatla, pahalılıkla mücadele ederek bunu düzeltemezsin. Buna yol açan sebeplerle mücadele etmen lazım. Onları düzeltmen lazım diyor. Diyordu. İktidar da Akşener'in dediği de bu. İktidar da sebepleri, evet, sebepleri sebep kabul etmiyor zaten. Sebepleri sebep kabul etmediği için de mücadele edemiyor. Bir tek küresel enflasyonu sebep kabul ediyor. Onun için de Avrupa ve Amerika merkez bankalarına söz dinletmesi lazım. Belki Bakan Nebati gidip o meşhur 5 aileyi bulup onları ikna ederse, onlar da hani faiz indirmeye başlarlarsa yükseltmek yerine, küresel enflasyon iner, bize pahalılık olarak yansımaz belki. Onun dışında elinden ne geliyorsa yapıyor iktidar. Ama sebep denilen, onun iktidar dışındaki herkesin sebep dediği şeye sebep demiyor. Onu da düzeltmeye çalışmıyor. Yani niye üstüne yapışsın ki? Yani bunun sorumlusu elbette dünya. Aynı zamanda üç harfler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bakarsan da bu marketlerin yaptığı iş doğrudan hükümeti düşürmek için bir operasyon. Yani net bir şekilde yazmış Semih Yalçın. Boş tencere darbesi planlıyorlar yani. Yani şeyin o BİM yöneticisinin isyanı bir bunalmışlığın göstergesi. Tabii. Zaten sürekli itilip kalkılmaktan, işte terörizmle suçlanmaktan, darbecilikle suçlanmaktan, gıda darbecisi, şu çetesi, ondan açgözlülük, sonra boş tencere bilmem teröristi filan denmekten, açgözlülükle suçlanmaktan artık bunalmışlar. Durumu anlatıyor. Gelmiş. Aslında devlet de bunu bilmiyor mu? Elbette biliyor. Eğer bir önlem alabilecekler olsaydı almazlar mıydı? Bakanlar Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanı açıklamaz mıydı? Demek ki aslında yapılacak çok bir şey yok. Bu marketler kapatılsa rahatlayacak mı memleket hep yani? Hep bir düşmana ihtiyaç var diyelim. Ekonomi kurtulacak mı yani bu marketler kapatılsa? O sözlerin, suçlamaların hepsini de sahiplerine iade etti. İlginç bir şey oldu. Çok enteresandı. Çok da sert tepki gördüm. Ben merakla takip edeceğim kalan diyaloğu. Ağzına sağlık. Senin? Bitirdik hemen hemen. Haftayı da bitirdik. Sanırım. Gelecek hafta salı günü birlikte olacağız. Ben bir cuma mesaim var ama. Bizi izleyenler Cuma'da ekran buradasın. Başında olsunlar yarın saat 17'de. Ekranı sevdim ya. Çok bayılıyorum, ayrılamıyorum. İyi akşamlar diliyoruz, hoşçakalın. İyi akşamlar, hoşçakalın.